Doğru ile yanlış beyaz dengesi fotoğraflarınızda ya da videolarınızda böyle bir fark yaratır. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Beyaz dengesi rengin dört unsurundan sadece bir tanesidir. Bir, satürasyon, doygunluk ya da yoğunluğu. İki, lüminans ya da ışığı ya da karanlığı. Üç, hue yani tonu. Bu üç unsurun arasındaki denge size ya doğru ya da arzu ettiğiniz rengi verecektir. Bugün esas üzerinde duracağımız dördüncü unsur beyaz dengesi yani rengin ısısıdır. Ve bunu doğru ayarlamazsanız Diğer üçün pek bir anlamı kalmıyor. Neden beyaz dengesi denmiştir? Şöyle basit bir biçimde anlatalım. Ve ısı ortamı, ışık ısı ortamı ne olursa olsun o kağıdın hep beyaz renkte olması demektir. Çok basit bir anlatım mı? Bunun ölçüsü de ısı kavramı işin içine girdiği için kelvin değeriyle ölçülür. En küçük kelvin değerleriniz en sıcak ısıyı verirken en yüksek kelvin değerlerinizde en soğuk ısıyı verir. Yani kısacası Kırmızı ve portakal renginden ta en mavi renge varıncaya kadar. Bu değerler fotoğraf makinenizde 2500 ile 10000 Kelvin arasında değişebilen değerlerdir. 2700-2800'lerdeki Kelvin değerleri güzel bir gün batımını ya da gün doğumunu yansıtırken 8000-10000 Kelvin değerleri de masmavi bir gökyüzü ısısını yansıtır. Gün ışığı dediğimiz Kelvin değerleri ile 5000 ile 5500 Kelvin arasıdır. Bu Kelvin değerleri arasındaki mutlak beyaz 5600, 5500, 5600 Kelvin değerleri olarak kabul edilir. Beyaz dengesini en doğru şekilde ayarlamak neden önemlidir? En doğru renkleri elde edebilmek için elbette. Fotoğraf kanadında otomatik beyaz dengesi ayarı genellikle oldukça başarılı çalışır ve tek bir kare düzeltmesi olduğu için zaten çok büyük sorun yaratmaz. Buna karşın videoda kesinlikle tavsiye etmediğim bir ayardır. Çünkü eğer ki beyaz dengenizi otomatiğe ayarladıysanız ve daha sonra farklı ı, ısılarda çekimler yaparysanız yanlış olan birçok ısıyı düzeltmek tek bir yanlış ısıyı düzeltmekten her zaman daha zordur. Dolayısıyla hiçbir şey bilmiyorsanız, eğer Kelvin değerinizi biliyorsanız tabii ki Kelvin değerine girin. Hiçbir şey bilmiyorsanız benim size tavsiye edeceğim ayar Gün ışığı ayarıdır özellikle dış çekimler için. Gün ışığı ayarı genellikle oldukça iyi bir kelvin değeri size sunacaktır. Yapılması gereken ufak tefek düzeltmeleri de zaten sonra tek bir ayar üzerinden yaparsınız. Çok zor olmadığını göreceksiniz. Ama farklı sahneler ve farklı günlerde çekiyorsanız elbette onda da renkleri birbirine adapte etmek için post production'da biraz uğraşmanız gerekecek. Ama dediğim gibi tek bir hatayı düzeltmek yüzlerce hatayı düzeltmekten daha kolaydır. Sevgili dostlar gerek fotoğrafta gerek videoda color grading oldukça kabul gören bir renklendirme biçimi ise de bazı pozisyonlar vardır ki gerçek rengi yansıtmak zorundasınızdır. O da mesela ürün çekimlerinde. O zaman da bir gri kart yardımıyla custom yani özel beyaz dengesi ayarınızı kameranızdan yapabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Diyelim ki bir ürün çekiyorsunuz ve normal ortam ışığıyla çekiyorsunuz. Beyaz dengenizden emin değilsiniz. Otomatiğe de güvenmiyorsunuz. O zaman dediğim gibi gri kart ile çekim yapacaksınız. Bunun için yapmanız gereken beyaz dengesi ayarınıza gelip şuradaki custom yani kişisel ayarlardan bir tanesini seçip oraya gelip beyaz dengemizi getirelim ve uygulandı gördüğünüz gibi. Şimdi artık Rengin doğru olduğundan eminsiniz, kağıdın beyaz gözüktüğüne. Elbette bunu yaptığınız halde şunu da unutmayın. Kullandığınız kamera profili, lensinizin renk algısı. Hele ki bir de JPEG çekiyorsanız hangi fotoğraf profilinde çektiğiniz renginizi her halükarda etkileyecektir. Dolayısıyla ne kadar doğru renk yansıtmak isteseniz daha iyi post production'da elbette ufak tefek dokunuşlara ihtiyacınız olacaktır sevgili dostlar. Bunu da bilmekte fayda var. Özellikle ürün çekiminden bahsediyoruz, değil mi? Ürün çekimindeki en doğru renkleri yansıtmak için bütün bu bilinmeyenlere bir çözüm bulmanız gerekiyor. Daha doğrusu, daha doğrusu kişisel bir çözüm bulmanız gerekiyor. Bu makineden makineye ve lensen lense değişeceği için e, birazcık deneme yanılma yoluyla en doğru renkleri kendi kendinize öğrenmeniz gerekecektir. Yanlış bir beyaz dengesiyle çekilmiş bir fotoğrafı ya da bir videoyu düzeltmenin mantığı da ters mantıktır. Dedi ki az önce en sıcak renklerin sizin en küçük rakamlarda, en soğuk renkleriniz en büyük rakamlarda diye. Eğer yanlış bir şey çektiyseniz, diyelim ki eğer fotoğrafınız ya da videonuz olması gereği olmasından daha soğuk bir görüntü veriyorsa bu şeyden kaynaklanıyor. Daha yüksek tutmanız gereken rakamları daha düşük tuttuğunuzdan kaynaklanıyor. O zaman ne yapacaksınız? Ters mantıkla işleyeceksiniz. Soğuk bir resmi ısıtmak için sağa doğru, sıcak bir resmi de soğutmak için sola doğru kaydıracaksınız. Gelin bunu birkaç fotoğrafta örnekleyelim. Birinci ayar otomatik otomatiğe bıraktım ve gördüğünüz gibi makina 5350 kelbinde çekmiş. Evet ikinci karemizi gördüğünüz gibi ben 2500 kelbine ayarlayıp çektim ama burada e, program 2650 kelbin diyor. Gördüğünüz gibi olması gereğinden çok daha mavi bir görüntüye sahip. Şimdi bunu düzeltmek için ne demiştik? Bu normalde aşağılarda sıcak gözükmesi gerekiyor ama bunu ısıtmak için sağa doğru kaydıracağız. Ve geldiğimiz noktada bunu aşağı yukarı 5300'e getirdiğimiz zaman birinci kare ile renklerin eşitlendiğini göreceksiniz. Aynı şekilde bir kareyi de 10.000 Kelvin'le çektim. Her ne kadar burada makine 47 bin, daha doğrusu program 47 bin Kelvin gösteriyorsa da 10.000 Kelvin'le çektiğim için 10.000 Kelvin'e getiriyorum. Burada da yapmamız gereken şey bu sefer tam ters mantıkla terse götürmek. Yani soğutmak. Ne yapıyoruz? Onu da 5300 Kelvin'lere getiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi kareler renk olarak birbirine benzemiş vaziyetteler. Çünkü Kelvin değerlerini eşitlemiş vaziyetteyiz. En sonda da gün ışığında bir tane çektim. Gün ışığı 5550 kelvin olarak, 5500 kelvin olarak ayarladım. Ben ne kadar bu da program 5000 yani bir 50 kelvin fazla veriyorsa da gün ışığı olduğu için de aşağı yukarı doğru renkleri yakalamış oldum. Şimdi burada siz arzu ettiğiniz gibi farklı olan oynamaları da yapabilirsiniz. Birazcık daha sıcak renkler yakalamak istiyor olabilirsiniz. O zaman da biraz daha yukarı çıkartırsınız. Bu bundan sonrası artık şeydir artistik tercihlerdir. Fotoğrafta uyguladıklarımız video içinde geçerli. Ama dediğim gibi tek bir yanlış beyaz dengesini düzeltmek üzere geçerli. Yoksa kare 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 her seferinde uğraşmanız gerekir. Ha bunun başka kolay yolları var tabii. Her çektiğiniz sahnede çekmeden önce bir gri kart ile sahne öncesini çekerseniz o zaman çok daha kolay denge, dengelersiniz beyaz dengenizi ya da renk hızınızı. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi fotoğraf çekerken otomatiğe çakıp umursamadığımız beyaz dengesi aslında fotoğraf başarısına ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu herhalde anlatabilmişimdir. Evet fotoğrafta yanlışları, küçük dokunuşları düzeltmek kolay ama videoda bu daha da önemli hale geliyor. Ve artık anlatabildiğim üzere sizin videodaki çekim başarınızın ana damarlarından bir tanesi. Sevgili dostlar, umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun. Ki bu içerikleri daha geniş kitleleri sayenizde daha süratli bir biçimde dağıtalım, yayalım. Videoyu sonuna kadar seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın, keyifli kalın. Hoşçakalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.